Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Ve Fatih Bey, sektörümüzden bahsetmeden önce biraz sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Hı-hı. Fatih Bey kimdir, sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Yani sektöre girişim Giresun'da başladı. 1992 yıllarında. O zamanlar küçük bir çocuğum. Yaramaz bir çocuğum, öyle bahsedeyim. Evet. Okumak çok istedim. Ya seviyordum aslında ama nedense okuyamadım. Daha çok hani elektroniğe merakım vardı o yıllarda. Hı hı. Küçük bir çocukken kendi işte küçük teyplerimizi falan söker dağıtırdık. Tabii annem buna fırça atardı. Meraklıydınız bu tür kesinlikle şeylere. Elektronik, ben mekanik şeylere çok meraklıydım. Daha sonra annem okumam için çok istedi. Hı hı. Ama okumadım. Yani bir türlü okumak bana uzak kaldı. Devamlı bir şeylerle uğraşınca. Sonra annem dedi hani tamam artık sen okumayacaksın, biliyoruz artık, anladık seni. Sen en iyisi dedi hani şey yap, tamir işi yap. Dedim anne yok ben elektronik yapayım. O zamanlar hani televizyonlar falan tabii çok popüler. Hı hı. Onun tamirini falan yapayım dedim. Yok dedi sen o işi dedi yapma. Tamirhaneye yerleştirdi beni. Sağ olsun işte akrabamız vardı onun yanında. Orada çalışmaya başladık. Bir zaman sonra işte aradan tabii zaman geçti, 1-2 yıl falan. Hani ben bayağı bir şeyler öğrendim. Artık kendimce şey dedim yani artık o zamanki zamanımla. Dedim ki ben bu işi daha iyi öğrenmeliyim. Daha güzel şeyler yapmalıyım. Dolayısıyla bu işi daha fazla büyük bir yerde yapmalıyım. İstanbul serüveni başladı. Sağ olsun teyzem yanına geldim. Mahmut Bey'de. Orada başladım. Koca Sinan'da. İşte zaman böyle devam etti. Sürekli arabalar yenilendi. Biz büyümeye başladık. Çalışmaya başladık. Kendimizi geliştirdik. Daha sonraki dönemde işte bir işletme sahibi oldum. Küçük bir atölye açtım. Güzel zamanlardı. Tabii askerlik geldi. 1,5 yıllık kısa bir macera. Daha sonra askere gittik. Tekrar askerden geldiğimde yine bu işe devam ettim. Giresun'da kaldım bir müddet, İstanbul'da. Ama şey oldu yani sektörün devamlı hızla geliştiği bir dönemde özellikle 2000'li yılların sonunda 2002'nin sonlarına doğru o kadar hızlı gelişti ki biz bile hani otomotiv sektöründeki insanlar bu yeni teknolojiye adapte olmakta zorlandı. Çünkü araçlar artık mekatronik sistemler işte daha fazla elektronikle birlikte yoğunlaştı. Bilgisayarlar kullanımı hız son derece arttı. Bu zamanlara kadar geldik. Artık yeni teknolojiler sadece şanzıman, yani elektronik şanzımanlarla devam ediyor. Biz de kendimizi buna göre geliştiriyoruz. Bundan 7 yıl önce DSG şanzımanın piyasaya çıkışıyla birlikte yarı otomatik şanzımanların sektör bambaşka bir yere gitti. Biz de kendimizi buna göre geliştirdik, yetiştirdik. Bir takım eğitimler aldık. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışındaki sitelerden takip ederekten, forum sitelerinden veya işte eğitim CD'lerinden daha fazla kendimizi geliştirmeye başladık. Tamamıyla işimizi şanzıman ağırlıklı çalıştırmaya başladık. Sadece şanzıman yapmaya başladık. Ve şu an DSG Türkiye olarak DSG şanzıman konusunda bir önce olmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye bazında böyle olduğunu düşünün ve böyledir. İlk başladığımız yıllarda, yani bundan 2013'lü yıllarda sayılıydık. Hani Türkiye'de birkaç kişiydik bu DSG şanzımanları yapan. Ama şimdi daha fazla olduk. Şu an 100 civarında diye hatırlıyorum. Belki biraz daha fazladır. Ama gidişatımız, geldiğimiz nokta çok iyi nokta. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Nedir? Daha fazla elektronik. İşte bundan sonraki süreçler artık tamamıyla elektrikli araçlar ve bunun üzerinden devam edecek. Biz de kendimizi böyle geliştireceğiz. İlerleyen yıllarda daha iyi bir şeyler yapacak konuma geleceğiz. Ama şimdiki durumumuz bu. Sadece şanzıman üzerine mi peki tamir? Kesinlikle. Sadece şanzıman yapıyoruz. Otomatik şanzımanları yapıyoruz özellikle. Manuel çok nadir yapıyoruz. Çünkü otomatik şanzımanların yoğunluğundan onlara çok fazla zaman ayıramıyoruz. Sağ olsunlar müşterilerimiz bizi internet sitesi üzerinden ulaşıyor. Yani müşterilerimizin %70'i bize buralardan ulaşıyor. Ve esnaf servis özel atölyelerden ulaşıyor. Ama çoğunluğumuz internet üzerinden. Yani o alanda biz bayağı bir iyiyiz diye düşünüyorum. Her markaya peki bakabiliyor musunuz? Tabii. Her markaya bakıyoruz. Yani bütün otomotiv markalarının hepsine hitap ediyoruz. Güzel. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Bu işin püf noktası nedir Fatih Bey? İşi bilen sizlersiniz. Bu işin püf noktası tamamıyla çalışmak. Yani iyi konsantre olmak. Yaptığınız işi çok dikkatli yapmak. Yani şöyle düşünün. Bir doktor nasıl ki beyin ameliyatı yapıyor. Yani evet. O kadar hassas davranıyor. Bizim işimiz de o kadar hassas.
Evet, ondan tek farkımız geri dönüşümüz var. Yani yaptığımız işte hata yaptığımızda tekrar onarabiliyoruz. Fakat bu işin bize maliyetleri çok fazla oluyor. Bu kadar hassas bir ortamda çalışıyoruz. Yani zaten hani şirketimizde gördüğünüz üzere her şey çok, her yer tertemiz. Nizami, gerçekten kesinlikle öyle. Böyle çalışıyoruz. Yani kullandığımız parçadan yapmış olduğumuz işçiliğe kadar her şeye dikkat etmek gerekiyor. Pür dikkat. Kesinlikle. Peki bu saydığınız unsurlar sektördeki farkınızı doğuruyor mu? Yani tercih edilme sebebi mi sizlere göre? Evet, yani yaptığımız bu iş bizim tercih edilme sebebimiz. Yani şunu söylüyoruz, her müşterilerimize mutlaka bunu belirtiyoruz. Biz yaptığımız şanzımanlara bir yıl garanti veriyoruz. Yani ilk gün itibariyle. Şimdi artık daha fazla bu yaygınlaştı. Diğer arkadaşlar da bir yıla çıkarttılar. Bundan önceki zamanlarda kimse bir yıl şanzıman garantisi vermiyordu. Biz bunu vermeye başladık. Ve hemen hemen çevremizdeki arkadaşlar da bunu devam ettirmeye başladı. İyi bir şey oldu. Şöyle bir şey. Bizi insanların özellikle tercih etmesinin sebebi şu. Aracı yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka hata oranımızı belirtiyoruz. Yani diyoruz ki biz insanız, hata yapabiliriz, aracımızda yaptığımız için problem olabilir ama mutlaka bize dönüş sağlayın. Varsa bir hatamız düzeltelim. Verilen hizmetin daima arkasındayız. Kesinlikle. Sibo. Peki şu an memnun musunuz sektörün gidişatından? İyi. Gayet güzel. Güzel. Yeni projeler olacak mı peki? Başka alanlarda kendinizi ilerletecek misiniz? Yani aslına bakarsanız benim bir projem var. Yani uzak bir hayal gibi gözüküyor ama yakın gibi sanki. Artık araçlarımız 2020'li yıllardan sonra tamamen elektrikli olacak. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin birçoğu 2030'larda ve 2025'lerde içten yanmalı motorları kaldırdı. Evet. Dolayısıyla bu da artık tamamen elektrikli araçlara yöneleceğiz. Hatta işte Türkiye'nin de geliştireceği elektrikli motorlar ve elektrikli araçlar bu sektörün tamamıyla işleyişini ve akışını değiştirecektir. Biz de bununla ilgili ufak ufak çalışmalar yapıyoruz. Ama tabii ne kadar hızlı ilerleyebiliyoruz? Çok fazla ilerleyemiyoruz. Çünkü bizim belli bir bütçemiz, belli bir limitimiz var. Onun üstüne çok fazla çıkamıyoruz. Onun üzerinden devam ediyoruz. Ama kısa zamanda yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şayet sektöre devam edebilirsek, ömrümüz vefa ederse, ileride yine elektrikli araçlarda da iyi olacağımızı tahmin ediyorum. Çok güzel. Başarılar diliyoruz sizlere bu yolda. Peki tamam. Buradan araba kullananlara özellikle neler ileteceksiniz, neler önereceksiniz? Mesela ne kadar da bir yapılmalı bakımları? Son görüşlerinizi alalım. Kesinlikle bu nokta çok önemliydi. Yani otomatik şanzıman kullanıcılarının şunu yapması gerekir. Mutlaka tıpkı motor yağ bakımını her 10.000'de bir değiştirdikleri gibi mutlaka ve mutlaka araçlarını 50.000'de, 60.000'de bir şanzıman yağlarını değiştirsinler ve aynı zamanda mutlak surette her 20.000'de bir şanzımanlarını kontrol ettirsinler. Ve özellikle yarı otomatik kullanan müşterilerimiz mutlaka ve mutlaka trafikte, çok yoğun trafikte, dur kalk trafiklerinde araçlarını seri modda, spor modda kullansınlar ki şanzımanların ömürlerini %30 uzatsınlar. Bunu kesinlikle yapsınlar. Çünkü diğer türlü kullandıklarında, drive modunda kullandıklarında araç çok fazla çalıştığı için şanzımanlar çok fazla ısınıyor ve bozulma süreleri oldukça kısalıyor. Bunu yaparlarsa çok faydalı olur. Daha uzun ömürlü olur diyorsunuz. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Değerli bilgiler aldık sektörle alakalı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Sağ olun, iyi günler.